Allah Kur'an'da aytadı ki estaizu billah ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisin deydi. Ben bandalarımı nübege iki büyürgen bulsam halis halis kısın. Yani Allah üçün kısın. Birolar körsünge, birolar eşitsinge maktanışlığı üçün abro alışlığı üçün o işte kımasın. Yani halis buluş gerek. Keyingisi şu işte Peygamberimiz kandı becergen musalar şundaki becerişimiz. Yani siz biz kılıyken ibadetlerde Resulullah Aleyhisselam kıyarlar. Demek ki ibadet olsa Resulullah şunu kıyarlar. Sebep Peygamberimiz Aleyhisselam dinge birge bir amal kıyan zat buladılar. Yani dinden nime ki kılıç kereği olsa birartı mayda kiçkine ameliyem kop gitmeyin. Dinden nime ki kılıç mümkün olmasa birartı mayda siyem kop gitmeyin. Onu yan kılmeyenler. Nime ki mayda yakşı iş mi, katta iş mi? Hamasını bacar geller. Nime ki yaman iş olsa bunu hamasdan kayıt geller. Kıma geller Resulullah Aleyhisselam. Çünkü bizge din kanda buluştuğunu öğretken zat peygamberimiz buladılar. Şunun için peygamberimiz aleyhisselamlı muallim deyilen. Muallim deyilen bizde okutu için düşünülen. Üstazı düşünülen. Yani peygamberimiz aleyhisselam kıyamet günü geçe buladığın ümmette muallimi hesablanadılar. Üstazı hesablanadılar. Çünkü bazı bir caylarda muallimimiz, üstazımız, peygamberimiz aleyhisselam deyip yapırlar. Çünkü bizge dinde öğretken zat şu kişim buladılar. Şunu diye öğrettiler ki hem nazari hem ameli öğrettiler. Yani Resulullah Aleyhisselam bazı bir peydilerde gapırıp öğrettiler. Bazı bir peydilerde bir sahaba bir yaşı iştikliyken olsa şunu karadılar, inlemediler ya maktadılar. Bu ham şeriyette mümkün işe eğlendi şun bile. Bazı birlerini Resulullah Aleyhisselam'dan körüp organ işte. Yani Resulullah Aleyhisselam dinden ne miyiki etilgen olsa becerip durup bana bundan taharat kıladı. Bana bundan namaz okuydu. Bana bundan akika kıladı. Resulullah akika geldi. Ne var alerge akika geldi Resulullah Aleyhisselam. Yani bana bundan akıllı akika kıladı. Bana bundan akıllı adam bilen körüşedi. Bana bundan akıllı okatlanadı. Mana bunda akıllı uhleydi. Mana bunda akıllı hacetke baradı. Hullas hayatımızdaki her bitti işte Resulullah Aleyhisselam kılıp, becerip bizi görsetkenler. Bundan malum buladı ki biz hayatımızı Resulullah Aleyhisselam'la hayatları bilen şekillendirişimiz gerek. Bunu bizde taklit deydi. Yani ozunu broğu okşatış. Müslümanlarga peygamberinden başkasiga o'xshashga haqqing yo'q deydi. Nimaga? Çünkü madaniyatlarda hammasini eng zo'ri Rasulullohda jamlangan. Estetika, kultura, etika, hamma narsani jamlanmasini eng zo'ri, eng yaxshisi Rasululloh alayhissalomda jamlangan. Bütün dünyadaki madaniyatni Resulullah Aleyhisselam'dan tarqagan o'z aslida madaniyat. Madaniyat deganda ko'rishlik madaniyati bor, gaplashishlik madaniyati bor, taomlanish madaniyati bor, ko'chada yurish madaniyati bor. Xullas hayotimizdagi har bir ishda o'zining madaniyati bo'ladi. Ya'ni odobi bo'ladi. Shu odoblarni hammasini xuddiki bir qishloqqa, bir buloqdan suv tarqagandek bütün alemge o şey medeniyette bulağı Resulullah Aleyhisselam buladı. Yani biz yaşı insan buluştu haklasek, Allah etkendik bende buluştu haklasek, Peygamberimiz Aleyhisselam yaşı göredigen ümmet buluştu haklasek, biz ilacı yok Resulullah ki okşamasek buna kadar bulan mıyımız biz? Kaçan ki Resulullah ki okşayımız amellerimizde ana inekin biz Çin ümmet bulamız. Hakiki Allah yaxshi ko'rgan odam bo'lamiz. Ana inegin 100% aniq cennetga kiramiz.
Çünkü Allah Kur'an'da xud düşünge okşagen, yani Resulullah Aleyhisselam'da adablar bilen adablanıp, Resulullah ki itaat kılıp, yani ati'u Allah ve ati'u Rasul dedi de Allah. Allah ki ve mani elçim bugün peygamberge itaat kıl dedi. Yani bu diyene Allah bizi özüge ve peygamberge itaat kılışımızı hakladı ve büyürdü ve yaş gördü. Yani Allah ve onun Resulüge itaat kıyan adamdı, Allah 100% anı yaş gördü. Allah özü yaş görgen bendesini hiç kaçan dozak ki kırgızmıyor. Kur'an'a 100% işanıp, hani Ruslarda uverin ben diyor, uverin diyor. O şu uverin diyen sözden vera diyen söz çıkan. İmanı vera dedi iman yani Ruslarda. Yani bu nüme diyen ise o şu Kur'an ve hadiske 100% işanıp, Kur'an ve hadisteki geplerde 100% elbette şundan buladı demesi o mumun bu mey. Şunun için ben 100% etiyorum ki şun diye adam anık cennet kekirer. Çünkü bunu Allah'ımız etken. Çünkü bunu Resulümüz etken, Peygamberimiz aleyhisselam. Lekin ati'u Allah ve ati'u Rasul kimde tapılmasa 100% anı cehenneme kirer. Şey diyeyim bak. Yani Allah'a ve onun Resulü'ye ergeçmese, itaat kımese, hubbuladı demese, etkenini kımese, kaytargenden kaytmese, ana ündeylerge indi azabın vada varlık. Necatlı yolu şu halas. Bundan başka necat yok. Necat diyeni bir narsadan kurtuluş diyen. Necat diyeni bir zararlı narsadan kurtulup koyan adam ayırtadı ki necat taptım şundan değil. Şunun için muazziller azan ayırtkende hayye alel felah deydi. Ey necatke ke deydi. Ünden aldın hayye alel salah deydi. Ey namazge şaşırıyorlar deydi. Onu iki mette ayırtıp o genden kegine hayye alel felah deydi. Ey necatke şaşır deydi. Bunu ne diyeni? Allah'ın azabından necat namazda diyen. Çünkü o şey Allah ve onun Resulü'ne itaat kıl diyen ayette o şey Allah ayetken ne mi ki buyruklar olsa çünkü itaat kılıçlardan bittesi şu namaz böyle. Çünkü bizge namazı ada kıyın diyen Allah böyle. Bizge aradı içmeyin diyen Allah böyle. Bu diyene İtaat kılıçlığı da büyürüklerdi, becerişlik ve kaytarıklardan kayıtçılık şunun namını itaat deydi. Bizge namaz okuşluk kandek farz bosa, arak içmesliğimiz şundek farz. Arak içmeslik farz boladı. Arak içmeslik şart boladı. Zina kımasligimiz şart boladı. Kumar oynamasligimiz şart boladı. Çakımçılık kımasligimiz şart boladı. Birbirimizge uzumuzu katta amasigimiz şart buladı. Yani Araplarda bunu kibir deydi. Kimdurlar pülü köplü gibi lan. Kimdurlar şu kışlağıda Allah Ta'ala tamamından berilgen abrosu baletli gibi lan. Ya mensabı bilen. Ya küçük köplü gibi lan. Ya nimesi bilendir. Adamlarga nispeten uzunu katta aladiyan şahslar buladı. Buladı şuna adamlar var. Belki şu kışlarlayın da hem vardır, üç dört son pülü köp, kibirlik. Ya kanakadır, ya ozu, ya kiyovu, ya balası kattadır işliydi, Osmanlı'da yürüdü. Şimdi adamlar ayağız yerden üzülmesin. Kimsiz, kayırdı işliyiz, balis kayırdı işliydi, kança pülüz var, neçimette hacıya bargansız, nimesiz. Şahsen biz için umuman kızığı yok. Umuman. Adam bu siz, bu adayı oddiy xalqi hurmatini joyiga qo'yib qo'ysangiz, inshaalloh qo'limiz ko'ksimizda sizni hurmat qilamiz. Siz bu yoqda turib, bu yoqda turganlarni umuman hurmat qilmasangiz, biz ham sizni umuman hurmat qilmaymiz. Shunday bo'lish kerak. Hech qachon laganbardorlik qilmang. Kim bo'lsa ham, o'ziga. Bizda paxta qo'yadi deydi-ku. Shuna qilmang hech qachon. Biz o'sha insonni aynishiga sabab bo'lamiz, bilasizlarmi shuni? Aynı şeyi sebep bulamaz. Aynı şeyi miydi? Yine kibri bulu uğradı. Ali bizde pudeme diyor. O şey bizde o şey mecazi yapılar var. Pahta koyuş, ünü pudeme. Pudeme ne dedi yani dese? O şey adam ki siz yürüp barır, siz ben yürüp barırsam o şey pude yanımız böyle. Pude orsay, pude orsay, ahire bitti püveydi, pude orayın için ne oldu? Ben kadar. Bu adam da aynı şey şu böyle ki uzun kitip kalan. Firavun
nimaga va qala ana robbukumul a'la devordi. Shu darajada o'zidan ketib qoldiki, men sizlarni oliy Allohlaringman devordi. Men xudoman devordi. Nimaga? Xuddi shunaqangi lagambardonlar, unga paxta qo'yadiganlar, unga sajda qiladiganlar ko'payib ketdi. Oxiri men Allohman devordi. Shu darajada. Shuning uchun biz ozgina dunyoni Alloh bizga nimaga berdi degan savolni yechimini yechib olishimiz kerak. Ya'ni Alloh bizga nimaga bu dunyoni berdi? Nimaga tug'ildik? 60 ga kirgan aka nimaga 60 yil oldin tug'ildi? Onasini qonida o'lib qolmadi. 50 ga kirgan yigit nimaga 50 yil oldin tug'ildi? Shetda turganlar 100 yil oldin yo'q edik, birortamiz yo'q edik. Chunki ichimizda 100 ga kirgan odamni men ko'rmayapman. 100 yil oldin yo'q edik birortamiz. Endi xuddi shuni singari akalar, unutmanglar, unutmaylik, 100 yil keyin birortamiz yana bo'lmaymiz. 100 yil oldin birortamiz yo'qmidik? 100 yil keyin yana birortamiz bo'lmaymiz. Hatto ichimizdagi bugun eng kichik kim yuribdi? 3 yasharmi, 5 yasharmi, o'sha ham bo'lmaydi 100 yildan keyin. Nimaga? Sabab sen qattan bilasan desiz. Peygamberimiz aleyhisselamda hadisleri var. Mani ümmetimi köpü 60-70 yıl yaşayıp ölüp keten diyenler. Cüde kami ünden otad diyenler. Bunu hayatta görüyor biz. Cenazaga barayın. Bugünden kısablayın. 50'de cenazaga barayın. Hammasını o işte cenazaga barayanız yaşını yazıp yürüyün. Kani 50 tane içinde neşte 90 yaş çıkar ki? Bitti çıkar mı ki diyen saval bu. Bir tane. 50 tane içinde. Mana sizden göre biz 50 barobar ko'p janoza o'qiymiz. Siz agar bir haftada 2 taga borsiz, kerakmiz biz 1 kunda 3 taga boramiz. Men shundan kelib chiqayapmanki, o'zi hayot ham shuni ko'rsatib turibdi. 100 yil oldin birortamiz yo'q bo'lgandek, 100 yil keyin birortamiz yana yo'q bo'lamiz. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Astag'iz billah biz minha xalaqunakum biz sizlarni tuproqdan yaratganmiz" deydi. "Va fiha nu'idukum yana chiritib tuproq qilib tashaymiz" deydi. Mana qabristonni boring oching. Bir yildan o'tganini ochib ko'ringda. Chachi qolgan, tirnog'i qolgan, suyagi qolgan, tishi qolgan. Bular ham qanchadir yildan keyin bular ham chirishni boshlaydi. Nima demoqchiman? Tuproq bo'lib ketadi. Juda borsa balkim bir chini tuproq bo'lar. Men endi uni hisoblab ko'rmaganman. Bir chini ham bo'lmasa kerak odam chirisa. Alloh xuddi shuni aytadi. Biz yana tuproq qilib tashaymiz deydi. Endi o'ylamanglar, ha tuproq bo'lib qutulargan. Yo'q, va minha nukhrijukum. Biz sizlarni yana tuproqdan boshqatdan qaytarib tiriltirib olamiz deydi. Nimaga shuncha milliard odamni Alloh nimaga boshqatdan tiriltiradi? 21. asrda o'zida 8 milliardga yetib qoldi odam soni. Bu degani 19, 18, 10-chi, 5-chi, 1-chi asrlar bor va undan oldingi hayotlar bor. Shuncha zamonda bilasizmi, necha milliard, necha 100 milliard odam yashab ulgurdi. Qiyomatda hamma tiriladi. Hatto shu darajada tirilamizki, badanimizdagi bitta tukimiz qolib ketmaydi. Hammasi o'z o'rniga qo'yiladi, qaytadi. Hozir qandoq issiq, sovuqni, shirin, achchiqni sezganimizdek qiyomatda xuddi shunday sezamiz. Xursandchilikni sezyapmizmi hozir? Qo'rquvni sezyapmizmi? Qiyomatda ham xuddi shunday sezgi bo'ladi. Shu turishimizda tirilamiz. Ana endi xuddi o'sha qiyomat kunida siz bilan men bu dunyoda necha yil yashagan bo'lsak, o'shancha yilimizga biz sud qilinamiz. Sud bo'ladi. Shuning uchun ruslarda qiyomat kunini sud kuni deydi. Sud bo'ladi. Qaror chiqariladi, hukm chiqariladi. Hali oxiri qilgan ishlarini aytib-aytib, statiyalarda aytib-aytib, oxiri bolg'ani bir ushlab turib, sudga bir urib 22 yilga qamaldi deydi-yu. O'sha sudga qiyomatda Alloh bo'ladi. Maliki yawmiddin jazo kunini, qiyomat kunini podshosi men bo'laman deydi Alloh. Men bo'laman deydi. Ana o'sha kunda sen jannati bo'lding degan, do'zaxi bo'lding deydigan Alloh bo'ladi.
Xuddi o'sha bu dunyoga nimaga kelganligimizni aniqlab olaylik degan savolimiz javobi mana keldi. U nima edi? Qiyomatda jannati bo'lishingni yo do'zaxi bo'lishingni bu dunyoda hal qilib oldi. Biz bu dunyoga yaratilganmiz akalar. Biz bu dunyoga shuning uchun yaratilganmiz. O'zing hal qilib ol shuni. Qayerga kirmoqchisan jannatga? Pajalista mana qil harakating. Jannatga nimalar va kimlar kiradi? Jannatga nimalar olib boradi? Iymon va iymon taqozosi, iymonga muvofiq hayot jannatga olib kiradi. Bizi pulimiz jannatga olib kiralmaydi. Bizi kuchimiz, bizi obro'yimiz, bizi akaxon, ukaxonlarimiz bizi jannatga olib kirib qo'ya olmaydi. Bizi do'zaxdan ular saqlab qola olmaydi. Xuddiki bu dunyoda kimidir zo'r tanishi, zo'r puli qamoqdan olib qolyapti-ku. Yo qaysidir jinoyatdan qutqarib qolyapti-ku. Lekin qiyomat kunida unutmaylik, bizi bu dunyodagi birorta na obro, na pulimiz, na kuchimiz, na yozuvchiligimiz, na shallaqligimiz qiyomat kunida Allohni do'zaxidan olib qola olmaydi. Do'zaxdan bitta narsa, Alloh taqvo degan narsa deydi. Taqvo degani Allohni hamma buyruqlarga xob bo'ladi deb hayotda bajarishlikni nomini taqvo deydi. Shu narsa bizi qiyomatda najotimizga sabab bo'ladi xolos. Boshqa narsa bas. Chunki Alloh Qur'oni Karimda o'zini butun dunyodagi hamma narsadan kuchlik va zo'r ekanligini va undan ko'ra buyuk zot yo'q ekanligini Alloh Qur'onda aytib qo'ygan. Men hammingdan zo'rman deydi. Hammingdan ustunman deydi. Ya'ni hammadan ustun zotga hech kim qiyomat kunida ro'para kelganda u zotga hech nimasini o'tkaza olmaydi. Na shallaqiningini o'tkaza oladi, na kuchini, na pulini, na obro'sini. Hech nima o'tmaydi. Alloh buni Qur'onda ochiq aytib qo'ydiki, "Meni huzurimda eng hurmatli bandalar taqvolli bandalar" deydi. Ya'ni bu dunyoda yaxshi inson bo'lib yashagan insonlar mani huzurimda eng hurmatli bandalarim bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytganki, bizning bobolarimiz agar odam yaxshi bo'lsa, olam yaxshi bo'ladi deydi. Olamni rasvo qilib bulg'aydigan ham odam, olamni obod qilib chiroyli qiladigan ham odam bo'ladi. Shuning uchun aytadilarki, agar olamni yaxshi bo'lishini xohlasang, ey odam bolasi deydi. Sen bollarini zo'r tarbiya qilgin deydi. Nimaga? Bugun shetda 50 ga kirgan aka 45 yil oldin, 48 yil oldin go'dak bolamidi? Agar o'sha akamizni 50 yil oldin, 49 yil oldin, 48 yil oldin, 47 yil oldin otalari, onalari zo'r tarbiya qilgan bo'lsalar, 50 yildan beri xalqiga zarar yetkazmasdan balki foydasi tegib yashab kelyapti. Agar 45-47 yil oldin dadasi, onasi yomon tarbiya bergan bo'lsa, 50 yildan beri xalqqa zarar yetib kelyapti. Bu degani, bugun biz ham bolalarimizga tarbiya bermasak, o'sha bolamiz 70-80-90 yil yashab o'lsa, 70-80-90 yil zarar ko'randa bo'lib yashaydi. Bilasizlar, bizda zarar ko'randa deb turib tarakanlar, sichqonlar, chumoliylar, qurt qumsqalarni zarar ko'randi deydi. Nimaga? Haqiqatan zarar yetkazadi. Endi ularni zarari nima? Misol mevamizga bo'lishi mumkin yo nimadir bizga bo'lishi mumkin. Lekin odamni zarari bu kalamush qurt qumsqani zararidan yomonroq bo'ladi. U xalqqa, insonlarga zarar yetkazadi. Shuning uchun endi buni aksi bo'lsa, aksi nima edi? Bugun biz bolalarimizga zo'r tarbiya bersak, shu bolamiz 70-80-90 yil yashasa, tasavvur qiling, 70-80-90 yil xalqiga foydasi tegadigan inson bo'lib yashaydi. Mana hozir xalqimizda yaxshi odamlar borligi uchun rivojlanyapmiz, o'niyapmiz, o'siyapmiz. Yaxshi odamlar borligi uchun zo'r yashayapmiz. Yaxshi odamlar borligi uchun shular sabab mana tinchmiz, xotirjammiz. Mana dasturxon to'kin sochin. Bu dunyo sabablardan iborat. Hamma narsa Allohda. Alloh xohlamasa birorta ish bo'lmaydi, avora bo'lmaydi. Lekin bugun yorug' chiqishiga sabab nima bo'ldi? Quyosh bo'ldimi axir?
Allah xohlasa quyoshsiz ham yorug'lik berib qo'yardi. Allah xohlasa quyoshsiz ham issiqni berib qo'yardi. Allah xohlasa bizga o'qatsiz ham yashaydigan qilib qo'yardi. Lekin Allah bu dunyoni sabablar dunyosi qilib yaratdi. Shuning uchun siz bilan men bandalar sabablarni gapiramiz. Kimlargadir ey xo'p, masalan, yaxshi odamlar zo'r ishlab kallasini qatirib yaxshi narsalarni qilganligi uchun mana to'kin sochinlikda yashayapmiz. Siz xudodan-ku bu deydi, Allohdan. Men siz rizqni menga berasiz demayman-ku. To'g'rimi? Mana Alloh nimaga uylanganimizdan keyin farzand beryapti? Bu yog'iga olsangiz. Farzand berish Allohdan-ku. Farzandni Alloh bermaydi degan odam o'rnida iymondan ayrilar. Lekin uylanganimizdan keyin beryaptimi? Men uylanmayman, ey Alloh menga bola ber degan odamni shariat bu toming ketgansan, jinnisan sen deydi. Sen erkak kishi bo'lsang nimaga uylanmasdan farzand so'rayapsan deydi. Bu degani sabablarni bajaramiz, natijani Allohga topshiramiz. Sabablar nima edi? Shu yashab turgan joyimiz zo'r, tinch, osuda bo'lishi uchun bizni tarbiyamiz, fidoiligimiz, patriot deydi-yu. Sadoqatimiz, bir-birimizni hurmat qilishimiz, yomon inson bo'lmasligimiz, yaxshi inson bo'lishligimiz shu sabablarni bajaramiz, ana endi natija to'q hayot, xotirjam hayot, tinch hayot, sog'lom hayot endi Alloh biladi. Mana hozir shu marosimni qilayotgan do'stimiz ham chegarada ishlaydilar, mana chegarachilar. Men ko'p ma'yuzalarni gapiraman. Ha, shular o'zini jonini tikib zo'r xizmat qilganligi uchun tinch yashayapmizmi? Aha. Bilasizmi, siz bilan men yashab turgan joyda xuddi buni misoli shuki, bir qafas ichida yo qo'y yo bir tovuq yo nimadir bo'lsa, yirtqich hayvon shuni olamanni g'irillab yuradi atrofida. Bir teshik topay deydi, to'g'rimi? Unutmang, bizi yurtimizga g'irillab yurgan millionlab odam bor. Millionlab. Nimaga? Chunki 35 milliondan aholi yashayotgan joy, 130 dan oshiq millat bilan yashayotgan bu joy, bu tinchligi, bu to'qligi, yer osti boyligi, yer usti boyligi, tabiiy jihatdan yashashlikka eng zo'r sharoiti bor joy kimga kerak bas deb o'ylaysiz? Ancha-muncha joyda to'rtta fasl to'liq joy yo'q. Bitta teragimizni og'anatib kesib tashlab, agar tezda tozalamasa yonidan o'sib chiqyapti. Shundan kelib chiqib jannat makon degan. Bugun dunyoda odamlar shu bir qo'ltim bo'lsa ichardim degan suvda bugun biz mashina yuvyapmiz. Bekorga jannat makon yurt deyilmagan. Allohning hikmati bilan, Allohning xohishi bilan bizga Alloh shunaqangi zaminni, makonni berib qo'ydi. Dunyoda har joyga boring, bizda o'sib pishgan mevadagi shirini bormikin? Bor bu mevalarni. Lekin bizgidagi shirinmikin? Yo'q. Shu makon kimga kerak bas deb o'ylaysiz? Xuddi shu makonga ega bo'laman deb chini g'ichillatib yurgan qancha. İçimizde şunu o'zi yaşab turgan vataniga, o'zini xalqiga, o'zini millatiga düşman qancha. Mana bugun yaşab turgan joyini, o'zini millatini yomonlab, iymonsizlikda kofir deb ayblab yurgan ichimizda qanchasi bor? Ular kimlar? Internet olamida o'sha Abdulloh Zufardi, Mahmud Abdulmo'mindi, Sodiq Samarqandini, xo'p, Yusuf Davron, shunga o'xshaganlarni eshitib yurib, miyasi zaharlanganlar, yo'ldan adashganlar bugun kerak bo'lsa ota-onasini, kerak bo'lsa kufrda ayblayapti. Yashab turgan joyini bu kofir davlat deyapti. Kofir zamin deyapti. Shuna deyishdan oldin odam bir o'ylash kerak. To'xta, yashab turgan aholimiz 90%dan oshig'i musulmon bo'lsa, O'zbekistonimizda 2,5 mingga yaqin odamlar, musulmonlar mazza qilib ibodat qiladigan masjidlar bo'lsa, 20 ga yaqin madrasalar bo'lsa, azonlar mikrofonlarda aytilayotgan bo'lsa, mikrofonda o'sha bemalol dinimizdan gapira olayotgan bo'lsak, nimasi kofir?
Siz bilen ben şette turganlarda hamamızı imansızlıkta ayıplaydı bile. Siz bilen beni ular üçün kanımızam, malımızam, canımızam ular üçün halal hamasıydı. Yani adam öldürüşü haram günahı kabireyi ve ularda nazdede bizi şundayı kılışı ular için halal değil. Neme gelse çünkü bu bir iman değil. Siz bilen beni bir iman değil. Köreyesin şu derecede zaharlengen. Şunun için yaşap durgen cayımızı şünçelik buluşu da uzunu canını, küçünü, aklını, bilimini ayama heykellerde hakkıya daim duada buluşumuz gerek. Daim dua kılayım. Şu yurtumuzu çıraylık buluşu da, halkı faravan hayatı da kim hıssasını koşuyken olsa Allah razı olsun. Selamet olsun. Şu işini rahatını körsün. Nefakaya çıkıp şunu rahatını körüp yürsün ilahım. Şu çekerede işleyken yiğitlerimiz bir artası o şecayda natınçlik sebeplik o şecayda vefat kılmasın. Neştelere vefat kıldı. Şimdi ben sonunu anak aytalmayayım ama şimdi bu bana o şey, şu yönelişteki haberlerde belediyeler var. Müstakillikten beri çekere zonada belki netçi yüzle, belki netçi minle oğlanlarımız vefat kıldı. Ne demek ki öldü de öyle şöyle. Siz bilen ben ki düşman kirip kemesin de öldü mü? Bir gün siz bilen ben ayağımızı uzatıp çay içip oturuşumuz için şeyler şu canını tikip koydu mu? Ha şeylerde dua kımasak biz dünyada en vicdansız adam bulamız. İnsafsız adam bulamız. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'da hadisleri var. Adamlar tamamından bugün yaşlılarda kadrige yetip şunu şükürünü, teşekkürünü, çıraylık izhar kımagen adam Allah'ın nimetini hem kadrige yetmeydi diyenler. Bu dünyanın bizge yaşlılığı kıyanlarda yaşlılığını kadrige yetip koyuyelik. Çıraylık, yürekten teşekkürümüzü bildirip koyuyelik. Körgenimizi körüşüp, kucağlayıp rahmetimizi eğitip koyuyelik. Ya olmasın dualarımız bilen gaybanı bilerdi, yakşılığıyla kadri getip koyulur. Şimdi inşallah Allah Kur'an'da vaada bergendik, şükür kısın ben ziyade kılım bendim. Biz bugünkü hazır ki bu tınç hayatımızga, tok hayatımızga, faravan hayatımızga, hatırcam hayatımızga, siz bilen ben hazır ki zamanda yaşayıkkenler zor şükürünü ada kısık. Şükür diyeni kadrige yetiş diyen. Zor kadrige yetsik. Ve bu imkaniyetlerden minus manada, salbi manada faydalanmazsan, belki icabi, pilus manada, yaşı manada faydalansın. İşenin bizden keyingi ballarımız bizden hem zor yaşayın. Bizden hem tok yaşayın. Bizden hem ibadetli irak bulup, takvali irak bulup, yaşı insan bulup yaşayın. Lekin şükürünü ada kılmasak ki. Bunu şükürünü mü bilen bula? O kat diye sigaret tutatı, Kudaki şükür bilen bu miydi bu? O kat yediyiz mi? Sizde enerjiye payda bulan. Kuddu telefonda zariyatke tıksek, zariyat o genden kigin telefon eni oz işini kıla diyor. Kuvveti yok, zariyatı yok, telefon gepleşelme yaptı mı? Resimge alalme yaptı mı? Videoge alalme yaptı mı? Kuddu şu bu masa, enerjiyemiz bu masa, dvijeni kılal miyimiz? Otural miyimiz, tural miyimiz? Kanını aç adam yatadı yerde. Nima demoqchi man? Alloh bergan ne'matni biz energiya olyapmizmi? Ana endi shuni energiyasi bilan gunoh qilmaslik, jinoyat qilmaslik, yomon ish qilmaslik shu ne'matni shukri bo'ladi. Alloh bizga kuchni birovga zulm qilishlik uchun bermagan. Alloh bizga kuchni gunoh ish qilishlik uchun bermagan. Alloh bizga kallani, miyani, aqlni yomon ishlarni qilishlik uchun kallani qatirishlik uchun bermagan. O'g'rilar qandoq qilsam o'g'irlik qilar kimman deb kerak bo'lsa sxema chizib o'tiradi. 7 da uydan chiqadi. Uydagilari 7:30 da chiqib ketadi. Palon bo'ladi, poki sxema chizib o'tiradi. Ko'ryapsizmi? Harom ish uchun, gunoh ish uchun kallasini ishlatyapti. Kallasi ishlamagan odam o'g'ri bo'la olmaydi. Kallasi ishlamagan odam mashinni bo'la olmaydi. Maşinli buluş için cüdük halde zor işleş gerek. Görüyorsun mu? Allah bergen akıllı işleti yaptı. Yaman işke, günah işke, cinayet işke işleti yaptı. Ha, lekin şimdi adamlar var. Allah bergen akıllı hali sıkıymanı, hali hareketti, hali kelle işletişliydi. O yakşı işke işleti yaptı. Ne maksam pülüm
harom bo'lib qolmaydi. Nima qilsam birovni haqqini yeb qo'ymayman. Shu ma'noda kallasini ishlatyapti. Ya'ni bu dunyoni kimiki Alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat, u ne'matni nomini ham sanab tugatalmaymiz, o'zini ham hisoblab tugatalmaymiz. O'sha ne'matlarda agar yaxshi ishlarga ishlatayotgan bo'lsa, biling, shukrni ado qilasiz. Alloh pulni sigaret olish uchun, nos olish uchun, aroq olish uchun, qumor olish uchun, qumor o'ynashlik uchun, yo zino qilishlik uchun, yo maqtanishlik uchun bermagan pulni Alloh taolo. Pulni yaxshi ishlarga ishlat. Yetimni boshini quruqdan silaversangiz, amaki deydi, boshim og'rib ketdi mana deydi. Qorin och, pul bering menga deydi. Ayağım kalışdı yürüpman qışda soqatdim. Boshimni silaverganingiz bilan ish bo'lmaydi, menga sapoy olib bering deydi. Bu nima degani? Puli bor odam kelgan yetimga sapoy olib bera oladimi? Agar 4tamiz, 5tamiz, 10tamiz bir bo'lsa, kelgan bitta yetimga pul uy olib bera olamizmi? Chunki bitta uy olib beraman desam, hozir qishloqlaringda 6 sotilik 2 xona uyi bor, uyni ham bo'lmadi deganda 15, 20 ming dollarga oladi. O'sha bitta yetimga yoki uysiz qolgan bitta kambag'alga 150 million, 200 millionga bitta uyni olib berishlik uchun 4tamiz, 5tamiz yo bittamiz pulimiz bo'lish kerakmi? Ikkita odam bir-birini urushib qonini to'kayotganda ajratishlik uchun ham quvvat kerakmi? Nima demoqchiman? Hayotda siz bilan menga Alloh hamma narsani har xil holatda beradi. Kimidir puli oz, bir kimdir puli ko'p, kimidir kuchi ko'p, kimidir kuchi oz, kimdir obro'liroq, kimdirda obro'si kamroq, pastroq. Xullas, bizga nimaki berilgan bo'lsa, shuni yaxshilikka ishlatayotgan bo'lsak, keyin inshaalloh shu ne'mat bizni jannatga olib kirib ketadi. Lekin yomonlikka ishlatayotganlar bo'lsa, Allohdan qo'rqing, Allohdan uyaling, qayting bu ishdan. Qayting. Hozir ham kech emas. O'zi asli kech qoboldik, chunki 30 ga kirdik, 50 ga kirdik, 60 ga kirdik, 70 ga kirdik. O'zi asli kech bo'lgan, lekin hechdan ko'ra kech deymiz-ku. Hechdan ko'ra kech. Bu nima degani? Hecham Allohimizni oldiga sajda qilmasdan, ibodat qilmasdan o'lib borishdan ko'ra kech bo'lsa ham bugun sajda qilaylik, mayli hali o'lib qolaveraylik. Nimaga? Allohni oldiga yuzimiz yorug' bo'lsin. Yuzimiz yorug' bo'lib boraylik. Insonlarning Allohning huzuriga yuzi yorug' va yuzi qora bo'lib boradi. Odatda dadasini hamma aytganini qilib qo'ygan bola tabassum bilan gavdasini kirib assalomu alaykum dada deydi. Nimaga? Dadani oldi til qisilmasda. Uni qil, buni qil, uni qil deb turib 3 ta narsani aytadi. 3ovini zo'r qilib qo'ygan. Dada ham shunday keladi. Agar xohlasa tilida yo bir dilida o'zini xursandchiligini bildiradi. Xuddi shuni singari Allohni oldiga yuzimiz yorug' bo'lib borishni xohlasak, Alloh aytganlarni bajarib qo'ying. Qachon kallamiz u egilib Alloh taoliga boramiz, bilasizmi? Alloh ichma degan aroqni ichganlar kallasi chotiga kirib boradi. Alloh o'qi degan namozni o'qimaganlar shuna bo'lib boradi Allohning oldiga. Baribir boramiz Alloh taoliga. O'ylamaylik, siz bilan mendan oldingi yashaganlar, o'sha vafot qilib ketganlar. Ularda ham zo'rlari bor edi. Yozuvchilikda, shallaqilikda, pulda, obro'da, kuchda zo'rlari bor edi. Qutila olmadimi shular? Jon oluvchi farishtani bor damini oldib hayda yuboralmadimi? Meni o'ldirmaysan deyalmadimi? Nechta qo'riqchisi bor edi. Teleahrani itildi. Qancha joylarda ofisi ichida qo'riqlanadigan eshiklar bor edi. Ko'zini ichidagi setkasiga ochiladi, barmog'iga ham emas. O'shancha qo'riqchilari bilan ham o'zini olib qola olmadimi? Biz ham olib qola olmaymiz. Ketamiz Allohning oldiga. Ana o'sha Allohning oldiga borganda yuzimiz yorug' bo'lsin desek, endi ruchnoyni torting yomon ishlaringizni. Stopni ezing, to'xting, o'ylanmang. Ertadan ham demang, halidan ham demang, hozirdan. Hozirda chetdan turib borib bomdod qazosini o'qing, bomdod qazo bo'ldi. Hali 12 yarimda peshin bo'ladi. Boring peshinni o'qing. Tashing cho'ntagingizni, nosingizni, sigaretingiz. Tashing aroq ichishlikni. To'xtating bo'ldi. Bu yog'iga siz 30 yil, 40 yil aroq ichdingiz. Menga zarar bo'lgan yo'q-ku.
Bundan keyin ham zarar bo'lmaydi. Nimaga men buni jon kuydirib gapiryapman? Sabab bir doktor sahar odamga parhezlarni yozib beradi. Bir izdihomda o'tirganda xuddi o'sha bemori kelib nariyada o'tirib o'sha doktor yemagin degan narsalarni oshalab-oshalab yeyayotgan bo'lsa ichida achinadiki, bu odam ahmoq ekan deydi. Hozir buni sahar oshib ketib, bu o'lib qolishi mumkin buni deydi. Mana bu narsalarni yeyish mumkin emas edi deydi. Xuddi shu doktor, sahar doktori sahrning oqibati qandoq bo'lishini bilganidek, biz madrasada günahlarda oqibati nima bo'lishini bilish uchun o'qidik-da. Shuning uchun aroq ichmayman men. Boshqa to'sadigan narsa yo'q. Shuning uchun men aroq ichmayman. Shuning uchun qumor o'ynamayman. Nimaga? Aroqning oqibati, qumorning oqibati, xo'p, zo'ravonlikning oqibati, zinoning oqibati, o'g'irlikning oqibati va shunga o'xshagan yomon, jirkanchlik, gunoh ishlarining oqibati nimaligini 100% bilganligim uchun qilmayman. Qo'lidan kelmagani uchun qilmaydi deb o'ylamang. Sizning qo'lingizdan kelgan ish albatta bizning ham qo'limizdan keladi. Nima ish qilalayapsiz? Qumorvoz bo'lsa ichingizda. Bir ikki oy o'ynasangiz, siz ham yutib qo'yamiz qumorni. Sizda bor kalla, bizda ham bor. Yo, o'sha yomon narsani chekayotgan ichayotganlar. Bu ololmaydi, topolmaydi. Biz sizgidan zo'rini ichib qo'yalamiz, kerak bo'lsa. Lekin hali aytganimdek, shu narsalarning oqibati, Alloh yomon ko'rishi, buni zarari, oxiratda azobga sabab bo'lishini bilganligimiz uchun biz shuni qilmaymiz. Chunki sizlarga ilinib aytyapmiz, akalar, mana narsalar azobga olib boradi. Mana narsalar jannatga olib boradi. Kelinglar ilinib aytyapsiz xolos. Endi ixtiyor o'zlaring. Qo'lini siltaganlar o'zi biladi. Qo'lini siltamay olganlar Alloh rozi bo'lsin. Qo'lingiz siltasangiz menga kapeyka zarari yo'q. Bor damingizni oldisiz, siz ham damingizni oling. Bosh ustiga siz qo'limiz ko'ksimizda. Chunki Alloh Qur'onda tavba qilganlarni men yaxshi ko'raman dedimi? Dedi. Siz agar tavba qilsangiz, sizni yaxshi ko'rish bizga vojib bo'ladi. Nimaga? Chunki siz Alloh yaxshi ko'rdi-da. Bizga har qanday yoqmaydigan ishni qilayotgan odam bo'lsangiz, hozir jichadan keyin tavba qilsangiz, Alloh yaxshi ko'rgan odamga shunday aylanib qolasiz. Biz sizni tavba qilganingizni bilsak, qo'limiz ko'ksimizda sizni hurmat qilamiz. Chunki yana qayta aytaman, sizni Allohimiz yaxshi ko'ryaptimi? Allohimiz yaxshi ko'rgan odamni yomon ko'rishga biz haqqimiz yo'q biz. Biz bosh ustiga hurmat qilamiz. Endi aksi ham bor. Allohimiz yomon ko'rayotgan odamni biz endi hurmat qila olmaymiz biz. Buni to'g'ri tushunasiz. Qana yoshda bo'lsangiz ham, kim bo'lsangiz ham. Shuning uchun imkon darajada yaxshi odam bo'laylik. Chunki o'zi hayot ozgina narsa, Alloh bu dunyoni o'zi ozgina deydi. O'zi qiyomatda alomatlarni juda ko'plari bo'lib qoldi. Rasululloh alayhi assalom payg'ambar bo'lganlarda aytganlar, qiyomat yaqin deganlar. Tasavvur qiling. 14 asr avval aytganlar buni. Xo'p, duo qilaylik Allohim Parvardigoro, bu joyda gapirilgan gapga avvalo o'zim amal qilay va eshitgan hammamiz chiroyli amal qilishimizni Allohim o'zing nasib qilgin. Gunohlarimizni kechirgin. Ota-onalarimizning gunohlarini kechirgin. Senga tavba qilganmiz. Yana tavba qilamiz, umrbod tavba qilamiz. Allohim tavbalarimizni qabul qilgin. O'zing tavba qilguvchilarni yaxshi ko'raman degansan, shu bandalarning safiga bizlarni qo'shgin, tavba qilgan bandalarni qatorida bo'laylik ilohim. Diniy, dunyoviy ishlarimiz bor, hammasiga o'zing barakot ato qilgin. O'zingdan begona zotga muhtoj qo'ymagin. Qalbimizda ko'p orzu, yaxshi niyatlarimiz bor. Allohim bu orzu, yaxshi niyatlarimizni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasan. Ziyodasi bilan o'zing yetkizgin Parvardigor. Bu dunyoda yaxshilarni qatoriga qo'shding. Qiyomat kunida ham yaxshi bandalarning safida bo'lishimizni Allohim o'zing nasib qilgin. Bu ihson aqiqalarga sabab bo'lgan bu go'dak bolalarimizni o'ndirib, o'stirib kelajakda hamma yaxshi ko'radigan, ota-onasiga rahmat olib beradigan, xalqiga, vataniga, diniga asqatadigan yaxshi farzandlar bo'lib ulg'ayishlarni Allohim o'zing nasib qilgin. Bu go'dak bolalarning ota-onalari
Opadada katta buvalar, hammalarini tanijonlarini sog' qilgin. Ko'p yillar farzand nabiralarining rohatini ko'rib, duogoy bo'lib yurishlarini Alloh o'zing nasib qilgin. Safimizda o'tirgan yosh ulug'larimizni tanijonlarini sog' qilgin. Ko'p yillar safimizni ko'rki bo'lib, duogoy bo'lib yurishlarini Alloh o'zing nasib va ro'zi aylagin. Hozir yana esladik. Allohim parvardigoro yurtimizni shunchalik farovon hayotida xizmat qilayotganlar, xususan mana shu do'stimizni hamkasblari bo'lgan chegarachilar, hammalarini tanijonlarini sog' qilgin. O'sha joylarda beshkas xursand bo'lib xizmat qilishlarini Allohim o'zing nasib qilgin va xizmatlaridan xursand bo'lib chiroylilik bilan xonadonlariga, oila bag'riga qaytib kelishlarini Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Yurtimizni tinch qilgin, osuda qilgin, balodan, ofatdan, yomonlikdan, yomon kasaldan, tashqaridagi va ichkaridagi dushmanlarni dushmanligidan o'zing saqlagin Parvardigor. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat, sog' bo'linglar.